Arkadaşlar bu videoda Cahit Sıtkı Tarancı'dan bahsedeceğiz. Cahit Sıtkı 1910 yılında Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Hüseyin Cahit'tir. İlkokulu Diyarbakır'da okuduktan sonra ailesi onu daha iyi bir eğitim alması için İstanbul'a gönderdi. Ortaokulu Saint Joseph'te, liseyi ise Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Okul yıllarında gerek gurbette olması, gerek mizacı, gerekse kendini çirkin bulmasından dolayı yalnızlığı seçti. Kendini kitaplara, edebiyata ve şiire verdi. Lisede Ziya Osman Sabah ile sınıf arkadaşı oldu ve aralarında edebiyat dünyasında ender görülen bir dostluk başladı. Bu dostluk ölümüne kadar devam etti. Liseden sonra babası vali olmasını istediği için Mülkiye Mektebi'ne kaydoldu. Fakat derslere karşı ilgisizliği, bohem hayatı yüzünden okulu yarıda bırakarak Yüksek Ticaret Mektebi'ne geçti. Memurluk sınavını kazanarak Sümerbank'ta çalışmaya başladı. 1938 yılında Paris'e gitti ve orada Oktay Rifat'la birlikte Paris Radyosu Türkçe Yayınlar Servisi'nde spiker olarak çalıştı. 1940 yılında Paris'in Almanlar tarafından bombalanması üzerine Türkiye'ye geri döndü. Cahit Sıtkı Paris'ten döndükten sonra 1940 yılında askere gitti. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşan babasının muhasebe defterlerini tutmaya başladı. Fakat babasıyla anlaşmazlığa düşünce işten ve ailesinden ayrılarak Ankara'ya gitti. Çeşitli devlet kurumlarında mütercim olarak çalıştı. 1944'ten sonra şair ve yazarların bulunduğu edebiyatçılar çevresinde yaşamaya başladı. 1951 yılında evlendi. 1954 yılında ise hastalandı. Kısmi felç dolayısıyla konuşamadığı gibi hareket edemiyordu. Yaş 35 yolun yarısı eder diyen Cahit Sıtkı, arkadaşının yardımıyla tedavi için gittiği Viyana'da 46 yaşında hayatını kaybetti. Diyarbakır'da doğup büyüdüğü ev daha sonraki yıllarda müze haline getirilmiştir. Ayrıca Cahit Sıtkı'nın lise arkadaşı, yakın dostu Ziya Osman Sabah, "Düşümde gördüm Cahit'i, yolumu gözler" dediği son şiiri Düşümde'yi yazdıktan bir hafta sonra kalp krizinden hayatını kaybeder ve iki dost yaklaşık 3 ay sonra tekrar kavuşur. Edebiyatla ilişkisinin küçük yaşta ailesinden uzakta sıkıcı yatılı okul hayatının hasta ruhuna yüklediği sıkıntıdan kaynaklandığını söyleyen Cahit Sıtkı'nın ünlü bir şair olma hevesi lise yıllarında başladı. Peyami Safa'nın şiirleri üzerine yazdığı 3 yazı edebiyat dünyasında tanınmasına etkili oldu. 1945'te CHP şiir yarışmasında 35 yaş şiiriyle birinci olmasıyla şöhreti bir anda yayıldı. Başta Baudelaire olmak üzere Fransız sembolist şairlerden etkilendi. Şiirlerinde hece vezine ve kafiyeye sonuna kadar bağlı kaldı. "Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır" diyerek biçime önem verdi. Edebiyatımızda saf şiirin önemli temsilcilerindendir. Ayrıca Garip Çiren etkisiyle yazdığı serbest şiirler de vardır. 1935'ten sonra şiirlerinde yalnızlık ve ölüm temaları ön plana çıkmaktadır. Hayatta aradığını bulamayan, manevi boşluğa düşen Cahit Sıtkı, kaçış psikolojisiyle bazen tabiata, bazen yaşama sevincine, bazen de çocukluğa sığınmıştır. Cahit Sıtkı'nın hemen bütün şiirlerinde ölümün gölgesinde yaşayan insanoğlunun buruk yaşama sevinci duyulur. Ölümü, içinde yaşanılan bu güzel dünyayı sona erdirecek bir tehdit, bir yok olma olarak görür. Şiirlerinde yalnızlık, ölüm, yaşama sevinci öne çıkan temalardır. Pencereye konan kuşta, yoldan geçen çocukta, havada ölümü hatırladığı için ona ölüm şairi denmiştir. Cahit Sıtkı şiir dışında deneme, makale, mektup ve hikaye türünde de eserler vermiştir. Yakın dostu Ziya Osman Sabah'a yazdığı mektuplar Ziya'ya Mektuplar adıyla yayınlanmıştır. Cahit Sıtkı'nın 4 tane şiir kitabı vardır.
Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel ve sonrası. Daha sonra bütün şiirleri 35 yaşta toplanmıştır. Çocukluk arkadaşı, yakın dostu Ziya Osman Sabah'a yazdığı mektuplar, Ziya'ya mektuplar adıyla